Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Efendim her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugünkü konuğum Optimize Proje Yönetim Kurucusu ve Direktörü İlker Bilgin. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Hidayet Bey. İlker Bey elbette sektörü konuşacağız, daha derin konulara gireceğiz. Fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım. Tabii ben ODTÜ İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Galatasaray Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı'na sahibim. Buraya kadar Arabistan'da, Katar'da, Rusya'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde birçok proje tamamladım. Bugün de Optimize Proje Yönetimi kurucusu ve direktörü olarak işveren, üretici ve hizmet firmalarına destek veren bir firmayız. Kurucusuyum kendi kendime. Peki yani ne zaman kuruldu efendim? Yaklaşık 1,5 yıl önce. Çok güzel. Daha yeni diyebiliriz. Hayırlı evet, olsun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Peki neden bu sektörü seçtiniz İlker Bey? Nasıl başladınız? Biraz da oradan da alabiliriz. Tabii. Mezun olduktan sonra bir süre projeci olarak çalıştım. Tasarım firmasında çalıştım. Ve sonrasında vizyonumu geliştirmek için yurt dışı projelerinde çalışmak istedim. Zira bu yurt dışında çok daha hacimli projeler olduğunu, çok daha farklı bir yönetim biçimi olduğunu biliyordum. Bu nedenle daha çok yurt dışı projeler tercih ettim. Arabistan'da, Rusya'da, Katar'da daha önce dediğim gibi projelerde rol aldım. Ve bu süreçte fark ettim ki sonrasında Türkiye'de çalıştığımda biraz da kıyasla aslında yurt dışında süreçler çok farklı ele alınıyor aslında. Yani bir inşaaya yatırım yapılmak istendiğinde belli roller, belli kurgular peşinen yapılıyor. Türkiye'de bu şekilde ilerlemiyor mu? Hayır, Türkiye'de her zaman bu şekilde değil, genelde değil. Bu kurgunun içinde müşavir taraf çoğu zaman yer almıyor. İşveren taraf aktif olarak rol aldığı oluyor ama onun da teknik bir kadrosu olmuyor. Yatırıma yönelik bir teknik kadrosu olmayabiliyor. İşletme içinden kendi bakım ve üretim departmanlarından insanlar görevlendirebiliyor. Bu da biraz yetersiz kalıyor. Halbuki bu işin uzman kişilerin yapması çok başka bir şey. Uzun vadede birçok kazanç getiren bir şey. Peki biraz verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Tabii. Bir inşaaya yatırım yapmak isteyen bir firma yatırım yapmak istediğinde bu bir otel de olabilir, bir fabrika da olabilir ya da bir okul da olabilir. Yatırım yapmak istediğinde ona bu işin ne kadara mal olacağını, ne kadar sürede biteceğini tahminlerle, kabullerle anlatan, sonrasında fizibilite hesaplarına baz olan bu hesaplamaları yapan firmayız biz aslında. İşimiz de burada bitmiyor aslında. Sonrasında planlama süreçleri çok kritik. Ne zaman, ne iş yapılacak, hangi firma tarafından yapılacak, ihale süreçleri çok kritik bu anlamda. Ve sahada fiziki olarak bu müteahhitlerin kontrol edilmesi, kalite kontrolden bahsediyorum biraz. Biraz da aslında zaman bağlamında kastediyorum. Yani o gün o iş yapıldı mı, o zaman da planlanan yerde miyiz, iş programının gerisinde miyiz, ilerisinde miyiz gibi. Bir bütün olarak aslında süreci kontrol ediyoruz. Ben şu şekilde ifade etmekten hoşlanıyorum aslında Hidayet Bey. Biz bir optimizasyon firmasıyız aslında. Optimizasyonda şunu kastediyorum. Hız, kalite, maliyet, iş güvenliği ve kapsamı doğru ölçüde ölçeklendirip projeyi yöneten bir firmayız aslında. Çok güzel özetlediniz. Peki İlker Bey, yatırımcı şirketler neden proje yönetim firmalarıyla çalışmalılar? Bu bir gereksinim mi yok? Yani ihtiyaç mı yoksa artık zorunluluk derecesinde bir ihtiyaç mı? Hayır, bu bir yani ya hukuki olarak bir zorunluluk değil. Evet ama yani evet. İhtiyaç mı yani? Yani bu biraz göreceli bir konu. Bana sorarsanız kesinlikle bir ihtiyaç. Bu olmadan yönetilemez bir durum. Ama herkes bu şekilde görmüyor. Her firma bu şekilde yaklaşmıyor işin doğrusu. Evet. Yani şöyle yaklaşımlar ben mesela çok karşılaşıyorum. Biz işi projelendiriyoruz ve bir müteahhit firmaya yapıyoruz. Müteahhit firma sahada ve üretiyor. Neden bir müteahhit firmayla çalışalım ki gibi bir yaklaşım alıyorum. Tabii ki bu bir tercih. Bunun bazı sonuçları olacaktır ama. Örneğin bakım maliyetinizin uzun vadede artması gibi. Çünkü müteahhiti kontrol etmediniz. Yapı denetim firmasına güvenebilirsiniz. Türkiye'de yapı denetim diye bir oluşum var. Benim gördüğüm pek yoklar aslında sahada ama evet güvenirseniz var. İş güvenliği bağlamında mesela OSGB'lere güvenebilirsiniz. Bilmem ne kadar saat hani bu hesaplamaları var. Orada sahada bulunup gidiyorlar. Sonra bir kaza süreç boyunca yaşayabilirsiniz ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Süreç içerisinde çok yüksek maliyetlere maruz kalabilirsiniz. Müteahhitiniz sizden ilave taleplerde bulunabilir. Bunlara ne ölçüde cevap verebilirsiniz? Türkiye'de ben çok sık karşılaşıyorum. Her semtte neredeyse bitmeyen projeler var. Değil bir planlama.
Bunlarla karşılaşabilirsiniz ve bir yaptırımınız var mı bilmiyorum. Sözleşmeyi yönetmediniz çünkü kapsam kontrolü de yapmadınız. Tabii ki bu bir hukuki zorunluluk değil. Ama zorunlu bir ihtiyaç gibi değil mi? Yani eğer müşavir firma olmadan, proje yönetim firması olmadan bir inşa yatırım yapacaksanız iyi şanslar ve başarılar dilerim. Yani çok kolay olmayacaktır çünkü. Değil mi? Siz de tam bu noktada devreye giriyorsunuz. Tabii. Biraz önce bahsettiklerinizde. Evet, evet. Pekala İlker Bey, Türkiye'de inşai proje yönetiminin daha başarılı yürütülebilmesi için sizce neler yapılmalı? Şimdi Türkiye'de proje yönetim işindeki bu değişkenler, yani bu İSG, kapsam, kalite, maliyet ve zaman şu anda nasıl yönetiliyor? Şimdi bir problemi çözmek için bana sorarsanız önce problemi anlamak lazım. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de kalite yapı denetim firmalarının kontrolünde ve yapı denetim firmaları sahada çok fazla yoklar. Yaptıkları kontrol betondan numune alıp gitmek ve demirden numune alıp gitmekten ibaret. Varlar ama yoklar diyebiliriz, değil mi? Yani bir ben en iyi malzemelerle kötü iş çıkarmanın bir sürü yöntemini biliyorum. Yani bu kontrol ne ölçekte doğru? Yapılırken yani bir yapıyı kontrol etmek, kaliteyi kontrol etmek, gelen malzemeleri kontrol etmenin ötesinde. Bunlar nasıl uygulanıyor? Her süreçte bunlar kontrol edilmeli. Türkiye'de öncelikle bir kalite problemi var. Zira bunu kanıtlamak benim açımdan çok kolay. Son depremde ülkenin yarısı yıkıldı biliyorsunuz. Maalesef. Bu yarısı yıkıldığıyla da çok abartılı bir cümle kurduğumu da düşünmüyorum aslında. Yani, evet. Yani bu tek başına aslında kalite problemi. Yani betonarme imalatın kalitesinden bahsediyoruz. Demek ki bir yerde yanlış yapıyoruz. Ve bu problem yapı denetim şeyiyle, mekanizmasıyla belli ki çözülemeyecek. Belki de başka bir çözüme bakmak lazım. Ben bir çözüm biliyorum. Evet, öneriniz ne? Müşavir firmalarla çalışmak makul bir çözüm olabilir. Diğer taraftan OSG firmalarının OSG firmaları her şantiyede belli saati doldurmak durumundalar. Dolduruyorlar da. Ama istatistiklere baktığınızda Türkiye'de en çok iş kazası inşaat sektöründe oluyor. Belki de bu mekanizma çalışmıyor olabilir. Sanki bana biraz öyle geldi. Evet. Ben yine bir çözüm biliyorum. Proje yönetim firmasıyla çalışmak makul bir seçenek olabilir. İnşaaya yatırım yapan firmalara baktığımda ben şunu çok duyuyorum. Sürekli ilave talepler ve bunlarla baş etmek çok zor. Çünkü aynı dili konuşmadığınız bir firma var karşınızda. Belki de sözleşmede tüm belirsizlikleri kapatmadınız ve bunun sonucu olarak bunları yaşıyorsunuz. Dediğim gibi yine aynı yere çıkıyoruz. Zaman bakımından şu anda şöyle oluyor Türkiye'de. Bir tarihte anlaşıyorsunuz firmayla ve o gün geldiğinde bir de bakıyorsunuz ki şantiyeniz bitmemiş. Halbuki sahada bir müşavir firmanız olsa size diyecek ki şu basamaktayız ve gerideyiz, planın gerisindeyiz. Ya da müteahhit firmaya diyecek ki iş planının gerisinde kaldınız, cezai maddeler geçerlidir, uygulanacaktır. Mevcut kaynağınızla istatistiksel olarak yapabileceğiniz iş bu kadar, iş bu kadar kaldı, sahadaki kaynaklarınızı arttırmalısınız gibi yorumlar gelecek. Yani problemi yaşamadan çözme ihtimaliniz var. Eğer müteahhit kötü seçildiyse, ki bu da aslında bir proje yönetim firmasının olmadığına delalet, zira proje yönetim firmasının görevlerinden birisi de aynı zamanda müteahhit adaylarını araştırmak. Değil mi? Yani bu firmalar yeterli mi? Yani kaynak olarak yeterli mi? İş makinesi olabilir, iş gücü olabilir, finansman olarak yeterli olmayabilir. Ya da yeterli know-how'a sahip olmayabilir. Bu anlamlardan, bu bakımlardan da yeterli. Kontrol etmek aslında proje yönetim firmasının görevi. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda proje yönetim sektörü gelişmemiş bir sektör. Çoğu kişi ne iş yaptığımızı bile bilmiyor doğrusu. Yani bunu anlatıyoruz. Proje yönetim sektörü nedir? Proje yönetim firmaları ne iş yapar? Evet. Ve sık aldığımız sorulardan biri kalite bakımından yapı denetim var. OSGB'ler var. Evet, ama var ama olmadığını. Evet, belli ki çalışmıyor. Ve ya bunları zaten aslında Hidayet Bey, bu bir optimizasyon dediğim gibi. Yani bunlardan birini çektiğinizde diğerleri değişir. Yani bunları makul ölçekte birleştirmelisiniz. Şimdi bunların her birini başka birisi yaparken, siz bir ana firmanın bunlar değişkenleri değilken bunları nasıl optimize edebilirsiniz ki? Yani nasıl olacak? Yapı denetim firmasıyla kalite kontrol departmanı mı uzlaşacak? İSG'ci gelip onunla mı uzlaşacak? Nerede uzlaşacak? Bunlar bambaşka mekanizmalar. Olacak olan şu. Bu mekanizmalardan biri diğerini domine edecek ve bu dominasyon oradaki kişinin şahsi dominasyonu, karakteri kaynaklı olacak ve süreç yönetilememiş olacak. Evet. Tercih edilen bu değil. Olması gereken bu değil.
Peki birçok proje yönetim firması mevcut. İnsanlar neden sizi tercih ediyor? Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler ne? Öncelikle ne yazık ki Türkiye'de proje yönetimde ciddi bir rekabetten bahsedemeyiz. Çünkü yatırımcı firmalar öncelikle bu durumun bunun bir seçenek olduğunun dahi çok az farkındalar. Tabii ki bir sürü başarılı firma var. Artık kurumsal kimliğini oturtmuş ve ne yapmak istediğini bilen, nereye gitmek istediğini bilen birçok firma var. Ama ambiyane tabirle, birazcık işletmeci diliyle, pasta henüz oluşmuş bir pasta değil ki bunun dilimleri kapışılsın, burada bir rekabet olsun. Dolayısıyla rekabetten çok bahsetmek söz konusu değil. Ama diğer taraftan yine de ben şeyi söylemek isterim, nasıl bir fark yaratmayı planlıyoruz? Şimdi proje yönetim sektörü ne yazık ki yurt dışında oturmuş. Yani çoğu ülkede oturmuş. Yurt dışı derken bir koca bir dünya var tabii. Bu da çok şey değil yani ama gelişmiş ülkelerde oturmuş. Artık nasıl yapacağı bir sır olmayan bir sektör. Ve bunun global ölçekte nasıl yapıldığını, buralarda makul ölçekte nasıl işletildiğini bilmeden burada bu işe soyunmak çok makul değil takdir edersiniz. Biz bunu sunuyoruz. Biz global ölçekte ne olduğunu biliyoruz. Nasıl yapıldığını biliyoruz. Bu sürece nasıl gelişmiş ülkelerdeki seviyeyi nasıl çıkartacağımızı biliyoruz. Ve bunu öneriyoruz. Ve diğer taraftan esnek bir yapımız var. Bir taraftan ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, metodolojiyi bilirken diğer taraftan da işverenin taleplerini ön planda tutuyoruz. Yani evet bir ideal dünyada bir gerçek var, bir yöntem var. Ama bu gerçek her zaman işverenin ihtiyaçlarına birebir oturmayabilir, fit etmeyebilir. Dolayısıyla burada işvereni dinlemek çok önemli. Bir taraftan Türkiye'de bu bilgiyi aktarmayı önerirken, iddia ederken diğer taraftan da işverenin gereksinimlerini ön plana taşımayı öneriyoruz. Farkımız da tam olarak bu aslında. Yani çok güzel açıkladınız İlker Bey. Optimize proje yönetiminin mevcut faaliyetlerinden ve gelecek vizyonundan bahsedebilir misiniz? Gelecekte planlarınız neler? Optimize proje yönetim şu anda Manisa, İzmir, Eskişehir bölgesinde yoğun olarak, aktif olarak çalışıyor. Mersin, Adana bölgesinde bir görüşme ve hazırlık evresindeyiz. Yurt dışındaysa Irak'ta görüştüğümüz firmalarımız var. Proje yönetim süreçlerini yürütmeye adayız. Orta vadeli hedefimiz öncelikle aslında Türkiye'de bu yani bir firmanın ötesinde bir fikir olarak, bir yaklaşım olarak bir mantığı oturtmak aslında. Yani önce deprem olduğunda ülkenin yarısını yıkılmaması lazım. Öncelikle bir binayı, bir daireyi girdiğinizde 3 yıl sonra sıvanın dökülmemesi lazım. Öncelikle bir şantiyede insanların hayatta kalması lazım. Her gün evlerine güvenle gidebilmeleri lazım. Öncelikle işlerin zamanında bitmesi lazım. Öncelikle sanayicinin ya da otelcinin ya da turizmcinin ya da herhangi bir işletmecinin makul fiyatla inşaya yatırım yapabiliyor olması lazım. Bundan sonra aslında diğerlerini konuşmalıyız ama öncelikle hedefimiz Türkiye'de bu mantığı yaymak, Türkiye genelinde yayılmak ve uzun vadede yurt dışı piyasasında da iş yapabilmek aslında. Bunu her katıldığım görüşmede, toplantıda ve bu programda belki ifade ediyorum. Yurt dışında bu sektör oturmuş bir sektör ve bu firmalar Türkiye'de de faaliyet gösteriyorlar. Örneğin 3. Köprü'de, büyük projelerde, Akkuyu'da ve çok da memnunuz aslında yurt dışı müşavir firmalarının burada olmasından. Çünkü bu bilginin buraya aktarılıyor olması çok memnun edici. Ama samimiyetle söylemek gerekirse beni rahatsız eden şu. Yerli piyasada bu firmalarla rekabet edecek bir firma yok. Üzücü tarafı bu. Dediğim gibi yanlış anlaşılmamak benim açımdan çok önemli. Yani tabii ki yabancı firmanın burada olmasından son derece memnunuz. Bu bilginin bu ülkede var olmasından çok memnunuz. Ama keşke birkaç yerli firma olsa da en azından bir maliyet avantajı, rekabet maliyet avantajını takdir edersiniz. Rekabet ortamı bir yaratılabilse. Evet ve mükemmelleşme demek belki de. Hizmeti daha iyi verme demek. Tabii ki. Sizin yaptığınız işin sonucunda yani mayasında insan var sonuç olarak haklısınız. Değil mi? Çok haklısınız. Biz bir hizmet işi yapıyoruz ve hizmetin
rekabet ortamında çok daha iyiye gidildiği bir gittiği bir gerçek. Hı hı. Diğer taraftan bu ülkede bu ülkenin vatandaşları biz olduğumuza göre keşke biz de rekabet eden bir firma çıkarabilseydik diye düşünmek hani benim açımdan çok garip değil sanırım. İnşallah efendim. Peki son olarak efendim izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aynı zamanda bu sektörde çalışmak isteyenlere, bu sektörde var olmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle ikinci sorunuza cevap vereyim izninizle. Şimdi proje yönetim firması, proje yönetim sektörü inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi genelde tabii ki mimarlar da olabilir. Biraz daha otel gibi ince işlerin ağırlıklı olduğu alanlarda özellikle. Müteahhit tarafta çalışmakla hiç benzeşmeyen bir iş aslında. Müteahhit tarafta belli bir sözleşme çerçevesinde işi tamamlamaya çalışırsınız. Ama müşavir tarafta ufkunuz işi tamamlamaktan öte zamanında makul fiyatta iş güvenliğinden taviz vermek. Yani çok başka bir açıyla bakarsınız. Bir yatırımcı gözüyle bakarsınız aslında. Çünkü aslında sizin varlığınızın amacı yatırımcının o profesyonelitedeki kişisi olarak sahada bulunmak ve süreci yönetmektir aslında. Dolayısıyla ihtiyaç olunan bilgiler çok, yani bir diğer sektörlere, müteahhitlik sektörüne göre ihtiyaç olunan bilgi öncelikle daha fazla. Bir sözleşme bilgisi, belki biraz hukuk bilgisi diyebiliriz. Birazcık mali, ekonomi bilgisine ihtiyaç var. Teknik bilgiye ihtiyaç olduğu zaten kesin. Onun etrafında dolaşıyoruz. Zaman yönetimi belki mühendisin içinde kategorize edilebilir. Çok kritik. Ve iş güvenliği yine bir o kadar kritik. Belki yine bu da teknik bilginin içinde kategorize edilebilir. Yani bu alanda çalışmak isteyen insanlar aslında bir alana odaklanmaktan ziyade daha genel bir çerçeveye hakim olmaya çalışmalılar ve buna uygun insanlar buna biraz yönelmeli. Nasıl insanlar bu işe uygundur peki? Yani bakış açısı olarak, karakter olarak, özellik olarak? Yani kimi insanlar belli bir şeye odaklanır ve onu en ince detayıyla öğrenir. Bu çok saygı duyulacak bir şey. Kimi insanlar vardır biraz daha çoklu bakış açısıyla bakma eğilimindedir. Yani geniş bir açıdan bakabilmesi gerekiyor diyebiliriz o zaman. Yani mesela bir fiziki bir örnek vermek gerekirse bir imalatı olağanüstü kaliteli şekilde inşa edebilirsiniz. Ama karşılığında yüksek maliyetle karşılaşacaksınız. Karşılığında yıllara sarı çok uzun bir süreçle karşılaşacaksınız. Tercih eder misiniz? Yani ama mesela kalite konusunda çok uzman insanlar var. Bu insanlar çok gerekli ve çok özel insanlar. Ama mesela o insanla bu insan arasında fark var. Bunlar çok farklı roller gibi. Yani bu biraz daha çoklu bir bakışa hitap eden bir alan. Bu biraz işte tabii kişilerin özelliğine göre de değişiyor. Yani bazı insanlar bir alanda yıllarca çalışabiliyor. Evet. Bazı insanlarsa daha geniş bir bakışla bakmaktan hoşlanıyor. Buna daha eğilimli oluyor. Aradaki fark burada. Birazcık işte kişinin yeteneklerine göre değişiyor diyelim. Pekala. İlker Bey, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Hem programımıza katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Optimize Proje Yönetim Kurucusu ve Direktörü İlker Bilgin'di. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.